Hadi 20 saniye. Evet, hadi az kaldı. Okey, ben kaydı başlattım Kim Lokan'cığım. giriyor? Craig'i alalım. Alıyorum. Tamam, 10 Hadi saniyede Craig seni vuruyoruz. 10 bekliyor. saniyede 10, 15, şaplıyoruz. 16. Kim giriyor? Sessizce bekleyeceğiz. Mert giriyor, Fırat'a soracak ne yapıyorsun diye 10, giriyoruz. 7. Kim lan beceriksiz? Birisi düştü falan zannettim. Son zamana karşı yarışıyoruz ya. Fırat, geçen programda yoktun. Nelerle uğraşıyorsun? Geçen Neler yapıyorsun bu programda aralar? vardım aslında ama siz biraz götlük yaptığınız için çok Oha. fazla konuşmadım. Artı 18 girdi adam. Yayında ifşa. Neyse, onu şimdi göz ardı edersek bu aralar ne yapıyoruz? Aslında Trendyol'un en eski uygulaması Nivedmin diye bir uygulama var. Tüm içerideki customer services'ta çalışan kişiler o uygulamayı kullanıyor. Biz bu uygulama, bu arada Silverlight. Bu uygulamayı tekrar yazıyoruz. Nasıl yazıyoruz? Bir tane BFF servis yazıyoruz. Customer Service API adında. Bunun hem .NET Core 3.0 versiyonu var, hem de yanına Go ile denemek istediğimiz için yine Go ile paralel bir BFF ekleyeceğiz. Ön yüzde React yazmaya başladık. Microservice dönüşüme devam ediyoruz. Fırat, BFF dediğin şey mi? Backend for frontend gibi bir şey. O Evet değil mi? abi. Evet. Best friend forever değil miydi o? Best friend forever, çünkü en yakın arkadaşımız. Ama bir yandan da evet, backend for frontend. Bir de bu uygulamayı tercih Siz ne edince, yapıyorsunuz? pardon, ben az önce konuşmuşum da mikrofonum kapalıymış. Amatör Evet, hatalar. gerçekten amatör hatası. Yani bu uygulama içerisinde sadece böyle şey değil, yani back office çalışanları değil, aynı zamanda da legacy OMS de bu uygulama üzerinde. Yani bir order yazıldıktan sonraki after sale operation'lar da burada. Atıyorum, cancel yapıldığında bu uygulamaya iniyor, işte return yapıldığında bu uygulamaya iniyor ya da geri ödemeler bu uygulama üzerinden çalışıyor. O yüzden birazcık bayağı üzerinde ciddi lojikler olan bir uygulama kendisi. Onur, bir şey soracağım. Silverlight'la bunu geliştirmeye karar veren arkadaş hala Trendyol'da mı? Abi o Silverlight. yani şu anda öyle zor bir soru sordun ki bana bu soruya cevap vermek birazcık Anladım. Tamam, Bence biraz merak yanlış ettim. yanlış bir biraz hedef gösteren bir soru oldu bu. Evet. Bilmiyorum da abi, Abi, bilmiyorum. kişileri değil de daha çok böyle tool'ları ya da teknolojiyi hedef gösterebiliriz. Neden Silverlight? Abi hype işte, bak microservice de işte gereksiz yere kullananlar oluyor ya. İşte Belki Silverlight'te bir dönem Silverlight hype'ı şey yapacağız. Gerekli 5 yıl yere sonra. kullanma şeyi var mı acaba? Silverlight Ya hiç Silverlight'ın hype de olmadı hype gerçi. olmadı oğlum hype'ı lan yay falan Silverlight. işte. İşte birileri hype etmeye çalışıyordu hatırlarsın. Evet, İrgin ki sen kim hype etmeye çalışıyordu? Ben hiç hype etmeye çalışmıyordum. O zaman saygı duyduğumuz MVP ünvanlı insanlar hani bu şeyi sahiplenmişti de yani. Ölü doğdu abi Silverlight. Ya aslında Silverlight bence bir step change değildi. Yani demeye çalıştığım büyük bir dramatik bir değişiklik değildi yani. Eskiden var olan bir teknolojinin yeniden böyle revamp edilmesi gibi bir şeydi bence. Yani Ya abi sadece öyle de şimdi, pardon Fırat, söyle abi. da ya sadece şeyi konuşabiliriz. Aslında ölü doğmadı ama ölmesine çok az kaldı. Bu senenin sonunda Silverlight'ı öldürüyor Microsoft. Daha yeni. Hayır ama çıktığında şeyi görüyorduk artık. Mesela hatırlıyorsun, o Google I/O 2010'u izlemiştik falan. Abi olaylar HTML5'e falan dönüyor. Artık yavaş yavaş dünya kabullenmişti yani. Silverlight ne Steve zaman Jobs çıktı açıklama yapmıştı. Hani şeyi desteklemeyeceğiz. Flash desteklemeyeceğiz yani. O olay bitiyordu. ya? Yani tabii her belki o an güzel sayılan şey için bir son, bir bitiş vardır gibi bir felsefik cümle kurmak istemiyorum ama her şeyin bir sonu geliyor. Belki mikroservisin de 5 yıl sonra bu mikroservis ne abi ya falan diye konuşuyor olabiliriz sonuçta. Her şey serverless olacak. Ama zincirli kuyunun girişi gibi oldu ya. ya aynen. Her teknoloji bir gün ölümü tadacak. Ya bir önceki bölümde şeyler konuştuk. Hani mikroservis nedire değindik. Aslında bu bölümde de şey yapalım. Gerçekten mikroservis gereksinimi doğdu. Nasıl biz bu gereksinimi karşıladık? Neler yaptık gibi bir konuşma yapalım bence. Evet, Bence çok yapalım mantıklı. abi. Mikroservis Yapalım. için ne yaptınız? Ben şöyle bir şey, tartışma atmak istiyorum ortaya. Ondan sonra bence siz alın.
Ben şöyle kafamda hem kendi araştırmalarım hem kendi tecrübelerimden şöyle dört tane madde çıkarttım. Bir kere yani bu yola giriliyorsa sanki şirketin hızlı bir şekilde continuous deployment yeteneklerine sahip bir altyapısı olması lazım. Bu işi sorunsuz ve tıkır tıkır yapabilecek bir altyapı olması lazım. Sonra sağlam ve verimli bir monitoring sistemi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli orada. İşte buna anomaly detection, incident management gibi konular da lazım. Ve aslında hali hazırda şirkette bir DevOps kültürü yoksa İlk onu mu oluşturmak lazım gibi aslında ortaya dört tane şey atıp çekiliyorum. Abi burada ben şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi benim bir önceki çalıştığım firma böyle bir yüzlerce yıldır var olan bir firmaydı ve çok korkunç ve köklü bir kültürü vardı o firmanın. O çalıştığım firmada böyle bir dönüşüme girmiş ama bir türlü çıkamamışlar. Yani böyle bir ecel dönüşüm yapmışlar. Her yer Scrum Master kaynıyordu. İşte herkes Scrum yapıyordu. Scrum'dan daha iyi bir şey yoktu falan gibi böyle bir yaklaşımla ilerliyordu her şey. Biz bu ekiple şey yapmaya çalıştık aslında. Bir dönüşüm projesine başladık. Dediklerine %100 katılıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle teknoloji açısından birçok problemini çözmüş olman gerekiyor buna başlamadan önce. Ya da başlayacaksan önce oralardan başlaman gerekiyor. Biz şöyle bir şey yapmıştık o zaman. Bir şey fonksiyonu kurmuştuk. Cloud Competency Center demiştik ona. Bir grup deneyler yapmaya başladı. Yani ufak bir, yani baştan bir ekip kuruldu. Ve bu baştan kurulan ekip deneyler yapmaya başladı. Ve diğer ekipleri yavaş yavaş bu yeni platforma, cloud üzerindeki mikroservis kullanılacak platforma adapte etmeye çaba harcadı. Plan da şuydu, günün sonunda bu iş tamamlandıktan sonra bu ekip dağılacak ve takımların içinde birer yazılımcı olarak devam edecekler hayatlarındaydı. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum. Yani bu tarz problemlerini çözmen gerekiyor. Bunlar en azından bunlarla ilgili bir planın olması lazım çözmesen de ve bunları bir sıraya koyman gerekiyor. Tam şeyi soracaktım aslında. Bir DevOps kültürün yoksa bu kültürü nasıl oluşturursun diye soracaktım. O açıdan aslında çok güzel açıkladın Mert bence. Bu bir yöntemi. Ama ben mesela hiç DevOps kültürü olmayan büyük ölçekli bir yapıda çalışmadım mesela düşününce. O yüzden bana çok uzak geliyor mesela. Hani DevOps'uz nasıl deploy edebilirsin ki bir uygulamayı veya uygulamalar bütününü diye düşünüyorum. Elle. Abi, elle yani. Evet tabii ki yani FTP'den hani deploy ettiğimiz dönemler vardı ama ne bileyim çok uzak geliyor yani şu anda bana. Abi. Ama DevOps kültürü yok dediğin zaman aslında continuous deployment yapmıyorlar ya da continuous integration tool'ları yok demek anlamına da gelmiyor. Yani bunları yapıyorlardı zaten firma ama DevOps kültürü yani şu yoktu mesela. Takımın bir servise ihtiyacı varsa ticket açıyordu bir ay başka bir departmana. O departmandakilerin keyfine göre o servis yaratılıyordu mesela. Yani ownership kendilerinde değildi diyorsun. Aynen öyle. Yani gene continuous integration tool'ları vardı ama onun üzerine bir değişiklik yapmak istedikleri zaman ayrı bir departmana gidiyorlardı. Ve onlarda da bir kendi yani zamanla firmanın kültürü ona evrilmiş şey yapıyorlardı yani mesela kavga dövüş oluyordu her şey. İşte kimse kendi alanına başkasını sokmuyordu. Halbuki senin yapacağın şey 5 dakikalık bir iş ama ona ticket açtığın zaman 5 günde oluyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Her takım kendi infrastructure'ını yönetmeli gibi bir yaklaşım doğru mu oluyor bu noktada? Veya yani kendi sahipliği kültürü, olması gerekiyor. DevOps kültürü bu aslında. Evet. Ki yani Uğur'un sorusuna cevap olarak bir de şöyle bir şey diyebilirim. Her yani infrastructure as a code kavramıyla da aslında her takım kendi başına infrastructure'ını yönetecek kapabiliteye sahip oluyor. Evet. Bir araya girip bir şey sorayım o zaman. Şimdi cloud kullandığımızı varsayıyoruz burada tabii. Çünkü infrastructure'ı yönetmek dediğin sadece işte ben bir şey Redis istiyorum deyip işte onu ayağa kaldırmak bir panelden vesaire değil aslında. İşte o Redis'in bulunduğu yerini de aslında yönetilmesi gerekiyor eğer cloud kullanmıyorsan. Bunda sizce peki eğer cloud kullanmadığımız durumda şeyin mi yönetmesi lazım? Yani developer ekibinin mi? Yani product ekibinin mi kullanması lazım? Abi cevabı çok zor bir soru gibi geliyor bana bu birazcık ya. Yani bir sistem ekibi olup aslında orada bize sanki sistem ekibi bir cloud provider'mış gibi davranıp içerideki product ekiplerine hizmet vermesi yanlış abi, bir yaklaşım mı sizce? Özgen aslında bizdeki şeyi anlatabilir belki oradaki yapıyı anlatabilir. Herkes kendi yapısını bence hani anlatsın ama ben şöyle kısa bir girizgah yaparsam bizde yani her developer kendi build script'ini, konfigürasyonunu ve işte infrastructure'ın ona sağladığı altyapıda veya harici bir şekilde şeyini yazmaktan sorumlu yani bir artifact çıkartacak şeyi yazmaktan sorumlu ve konfigürasyondan da sorumlu. Abi, benim servislerim bu kadar şeyde koşacak diye. Ama ondan sonrasını infrastructure devralıyor değil mi Deniz? Nasıl bir şey yapsan abi? Yani bizim aslında orada uyguladığımız infrastructure bütün product'ların, bütün product takımlarıyla aslında entegre çalışan bir takım. Ve infrastructure'ın temel görevi aslında product'ın
canlıya çıkışı DevOps hayatının kolaylaştırılması şeklinde özetleyebilirim. Bir yaptığımız şey pipeline'lar oluşturmak. Çeşitli infrastructure as a code olarak kullandığımız resource'ları yönetecek tool'lar geliştirmek ve bunları aslında development cycle içerisinde otomatize etmek. Biz orada temelde bir sürü Jenkins modül hazırlıyoruz ya da neydi adı unuttum. Groovy file'larıyla yaptığımız Jenkins file'larını aslında hazırlıyoruz. Predefined tanımlı olan pipeline'lar hazırlıyoruz ve product tarafında da istediği pipeline'i kullanarak ya da kendi de bir pipeline geliştirerek Jenkins kurulumu üzerinde bunu çalıştırabiliyor. Temelde bu şekilde. Bir şey sormak istiyorum. Bu noktada mesela o DevOps takımı veya infrastructure takımı ürün ekiplerini eğitmekte de görev alıyor mu mesela infrastructure Tabii. konusunda veya nasıl yönetecekleri konusunda? Aynen. Yani sonuçta infrastructure niçin var? Product'ın hayatını kolaylaştırmak için var. Dolayısıyla çeşitli requirement'lar toplanıyor ve bu requirement'lar nasıl implemente edildi? Bunları anlatıyor. Anlattıktan sonra da hani bu şekilde kullanılır şeklinde sandbox environment'ı ya da çeşitli sample projeler üzerinde bunları gösteriyoruz. Ondan sonra gerekirse birebir de ilk deployment'ı, ilk pipeline'ın oluşturulmasında birebir pair programming yaparak çalışma yapıyoruz. Benim sorum herkese, database kısmını nasıl yönetiyorsun? Sonuçta mikroservis dediğimiz zaman her ekibin bir ya da birden fazla database'e ihtiyacı oluyor. Ve bu T zamanda olabiliyor, yani sen o mikroservis dönüşümünü yapsan bile ona ihtiyacı olabiliyor. Bu durumda database ihtiyacı ortaya çıktığında ne yapıyorsunuz? Bu DevOps Engineer'lar gibi takımın içerisinde DBA'ler mi oluyor mesela? Abi %100 çözdük veya bağımsız, her mikroservis bağımsız database'i var diyemem ama onu kolaylaştırmak için şöyle bir şey yaptık abi. Bizim Machine Learning AI takımının altında data engineer'larımız var. Data engineer'lar ETL süreçlerinden veya ELT süreçlerinden sorumlular. Bir kez bu ELT'yi oluşturduktan sonra ve bu data engineer'lar bu developer'larla sık temas halinde çalıştıktan sonra aslında bir şeyi ayrı data source ayırmak çok daha kolay hale geldi. O şekilde soruna cevap mı bilmiyorum ama genelde olarak zor yani. Aslında şöyle, ben şimdi senin ekibinde işte browsing'den sorumlu bir şeyim, ekibin bir üyesiyim. Mikroservis dönüşümünü yapacağım, orada monolitik bir yapı var, mikroservise dönüştüreceğim burayı. Ve işte böyle iki tane farklı database ihtiyacı çıktı bana. Şimdi o database'ler de farklı uzmanlık alanları gerektiren database'ler ya, yani sadece böyle relational database diye düşünmemek lazım. Evet. Hatta NoSQL de içinde bir sürü şey, işte Neo GraphQL'ler, Neo4j falan gibi böyle bir sürü çok az kişinin deneyimleyebildiği, Türkiye'de özellikle database'ler de var. Böyle bir ihtiyaç çıktığı zaman ne yapıyorum? Yani kime gidiyorum? Kim onu bana provide ediyor? Abi orada biz bir ortak akıl şeyi var. Yani biz Amazon'da olduğu için altyapımız orada DynamoDB kullanılabilir veya RDS şeyleri var veya başka tip database'ler var. Yani o konuda kendine güveniyorsa, ya zaten management kısmını Amazon üstlendiği için orada hani işte backup'ını al, düzenle, şöyle yap gibi şeyleri Amazon üstlendiği için birazcık daha rahatız biz. Sıfırdan hiç hani bir maintenance'ıyla ilgilenmiyoruz ama abi ben burada bu database'i kullanmak istiyorum gibi bir şeyimiz varsa developer'ın, yeterli şekilde kendine güveni hissediyorsa hiçbir problem olmuyor bizim açımızdan ama bir araya geliyoruz abi, gerçekten ihtiyacım var mı gibi konularda. Ya bizim oradaki temel konsörümüz abi bu, oraya o datayı atıyorsun da bunun data warehouse'a da akması lazım bu datanın yani. Orada işte data engineer'ler de devreye giriyor. Abi biz şey yapıyoruz o noktada. Fırat'ın da bahsettiği gibi aksaçlılar olarak böyle senior insanlar bir araya gelip fikir çarpıştırıyor. Ondan sonra oradan çıkan hani kararlara göre takımlara deney yapma imkanı sunuyoruz. Yani bugün işte cloud infrastructure'ın bize sağladığı en güzel şey ne? İstediğin gibi istediğin servisi ayağa kaldırabiliyorsun 5 dakikada. Onları denedikten sonra orada birazcık test yapma imkanı sağlıyoruz ve hani oradan yola çıkarak aslında canlıda nasıl çalışacağına dair öngörülerde bulunuyor yazılımcılar. Ama şimdi burada Trendyol ekibinin daha farklı konsörleri var tabii onlar. Siz on-premise kendi Kubernetes altyapınız falan var değil mi Onur? Sizin orada database'i kaldıranın bir de orada o database'inin maintenance'ıyla da ilgilenmesi gerekiyor değil mi? Evet, evet abi, biz de şey, biz cloud'da değiliz şu an ama işte bu yıl içerisinde cloud'a geçiş planlanılıyor. Ama işte şu anki gerçekliğimizde sen bir Couchbase istediğin zaman database takımının bunu vermesi gerekiyor ya da onun maintenance'ını o ekip veriyor gibi böyle şeyleri var. Yani orada bir hala yatay bir ekip var. O yüzden sordum ama şimdi herkesin cloud'da çalıştığını fark ettim. Buna takımlar arası bağımlılık diyebilir miyiz sizin yapınızda? Bir evet, bağımlılık yaratıyor mu? Kesinlikle abi, yaratıyor. Yani şu an bildiğim kadarıyla 30 farklı ekip var içeride. 30'dan da fazla olabilir. Mikroservis şeyleri bunlar, ekipleri. Her birinin bir ihtiyacı çıktığında bayağı bir o ekibe, database ekibine yük oluşturuyor. Hatta sadece database ekibine de değil. Yani işte o database ekibinin, atıyorum işte Couchbase kurulacaksa Couchbase'i kuracak da kurulu olduğu infrastructure'ın da bir bakımı gerekli işte. Atıyorum
işte update'lerinin yapılması gerektiği vesaire falan. Yani onlarla da ilgilenen bir ekip var aslında. Yani cloud kullanmayınca aslında işte bu tür işlerle ilgilenen de farklı bir ekip olması sanki gerekiyor gibi. Ya yani bana o, da... Yani o ekip aslında yani sistem ekibi dediğimiz şey, yani infrastructure ekibi dediğimiz şey aslında burada internal cloud provider gibi davranıyor biraz. Ama tabii cloud'un verdiğim tüm yönetlerden faydalanılmıyor. Bana da şey gibi geliyor. Database ekipleri ya da network ekipleri gibi ekiplerin, yani on-prem'de çalışıyorsan, cloud'da çalışmıyorsan ayrı böyle yatay bir ekip olması bana çok mantıksız gelmiyor açıkçası. Database tartışılır ama işte network ekibi gibi böyle bütün herkese hizmet veren, bütün infraya hizmet veren, Kubernetes'e hizmet veren, database'e de hizmet veren o ekiplerin yatayda ayrı bir ekip olması da çok şey gelmiyor bana. Manasız gelmiyor. Benim o konuda fikirlerim birazcık daha katıydı ama zamanla birazcık aslında şöyle, yani hala daha şey düşünüyorum aslında. Günün sonunda eğer en ideali takımların bunların hepsini kendisi yapması ama tabii gerçeklik bununla bazen uyuşmayabiliyor. Bu noktada da şöyle bir şey var aslında. Bu bence şey gibi geliyor bana. Eğer bir monolit çalışan bir firmaysa, aslında birçok firma hayatında monolit olarak başlıyor. Ondan sonra breakdown yapmaya başlıyorlar. Mikroservislere dönüşüyorlar. O noktada da zaman zaman şey olmaya başlıyor. Nasıl diyeyim? Aslında bu bir süreç, yani bu bir macera. O macera sırasında da belli adımlar var ve organizasyonun yetkinliği ve alışkanlıkları var. Yani dolayısıyla bunların hepsini göz önünde bulundurman gerekiyor ki günün sonunda bu tarz şeyleri üzerine alabilsin takımlar. Yani en ideal çözüm, evet, takımların bunu üzerine alması ama gerçeklik bununla her zaman örtüşmeyebiliyor. Bunun için de zamanla ilerlemek, yani küçük iterasyonlarla ilerlemek en sağlıklısı herhalde. Katılıyorum. Evet. Ama hedef bu olmalı konusunda herkes galiba okey, yani tamam ekibimiz çok hızlı büyüdü, bu know-how'u biz daha ekiplerde yayamadık ama buraya doğru götürmek için çalışmalar yapmalıyız değil ama, mi? Ama abi çok gerçekçi bir hedef gibi gelmiyor işte bana bu hedef. Yani her şey, bütün problemleri çözmüşsündür, yani en son düşüneceğin şey gibi geliyor biraz. Aslında bu biraz da ne kadar para harcadığına ve kaç para ürettiğine bağlı. Yani günün sonunda eğer öyle yapmak senin, ya aslında şöyle, firmanın hedefi ne? Ne yapmak istiyor? Mesela hyperscale durumundaki bir firma, bir anda büyümek isteyen bir firma için belki de öyle bir ekip kurup o şekilde ilerlemek daha mantıklı ve daha sağlıklı ve daha kolay yapacak. Yani dolayısıyla tamamen içinde bulunan şartlara bağlı ama belki şöyle denebilir. Hedef değil ama bir vizyon olabilir. Her zaman ona ulaşmaya çalışırsın ama ulaşmasan da kötü bir şey değil bu. Peki... Aynen, o noktada herkesin gerçekliği farklı. Evet. Peki monolitik application'ları mikroservisleri bölme konusunda şu zamanlarda, şu son zamanlarda bununla ilgili çalışan var mı aramızda? Bildiğim kadarıyla Uğur ve Ergin'lerin ekip bir şey yapıyor şu an, bunlara bakıyorlar. Biz başladık aktif olarak. Daha bir satır kod yazmadık ama hala işte discovery modunda çalışıyoruz üzerinde. Yani bir tane mikroservisimiz vardı. İki tane diyeyim. O mikroservislerin ikisi de veri tabanından bağımsız çalışıyor. Direkt API'lerle haberleşiyorlar. O yüzden böyle bir kültürümüz vardı. Şimdi monolit uygulamamızın içinden işte ufak ufak decompose etmeye başlayacağız. Ve bir tane pilot servis seçtik aslında. Nereden başlayalım diye. Olabilecek en kolay servisi seçip oradan öğrenmeyi planlıyoruz. Karşımıza çıkan problemlerden. Nasıl bir servis bu? Yani biraz daha böyle business tarafından bahseder misin? Neye göre seçtiniz bu servisi? Abi çok basit bir servis. O yüzden seçtik. Servisin adı Activity Stream. Database kayıtlarının üstünde olan değişiklikleri takip edip böyle oplog gibi bir şey tutuyor bu servis. Ve şu anda bizim monolitimizin içinde böyle modellere, annotation'larla falan bağlı. Ve böyle milyonlarca kayıt yazıyor. Çok büyük bir storage'ı var. Ama yaptığı şey temelde bildiğin CRUD, yani özel hiçbir şey yapmıyor. İlk bunu ayırmaya karar verdik. Birinci sebep şeydi, çok kolaydı ayırmak. Çünkü hani business rule neredeyse yok. İkincisi, veri tabanı olarak ihtiyacımız var onu ayırmaya. Çünkü ana uygulamamızın veri tabanına yük getiriyor. Ve üçüncüsü de şey, bunu ayırdığımız zaman işte authentication problemini çözmemiz gerekiyor önce. Gateway, API gateway problemini çözmemiz gerekiyor. İç haberleşmeyi nasıl sağlayacağımızı çözmemiz gerekiyor. O temel şeyleri yapmamıza izin verecek. O yüzden seçtik. Güzelmiş abi. Mert? Böyle efendim? Gireceğin gibi hissettim de.
Yok hayır. Bana şey. Efendim İlgin siz neyi seçtiniz abi? Neyle başladınız? Abi şimdi ben birazcık daha geriden alayım. Bizim monolit bir API'miz vardı hali hazırda. Ve yani yaklaşık 2 yıldır bundan böyle endpointler söke söke. Şu an Deniz yaklaşık herhalde 30 tane şeyimiz oldu. Birbirinden bağımsız servisimiz oldu. Ama hep kolay hedefleri seçtik abi bu noktada bizde. Hani şeye başka bir domaine bağımlı olmayan kendisi direkt böyle hayatta kalabilecek servisleri seçtik. Burada ya işte serverless kullandık ya container kullandık. Başka dilleri deneme imkanımız da oldu. Yani bizim temel problemimiz şuydu abi. Bir .NET Framework ile yazılmış bir Monolith API vardı. Windows Server Dependency var bunun. Bunu Windows Container falan diyorlar da yalan o yani. Windows Container çok kötü bir şey arkadaşlar. Kullanmayın yani. Evet abi. Evet. Yani bir container oluyor abi. 20 GB container mı olur? Gözünüzü seveyim ya. Yani neyse. biz abi bu şekilde endpoint olarak, endpoint grupları olarak ayırmaya başladık ve aslında orada şeyler de çıktı. Ne derler? Bir takım problemler de yaşadık hanım. Ya birbirine dependency'leri nasıl çözeceğiz? Service location olayları nasıl çözülecek falan gibi. Soru sorsanıza ya. Gidiyorum ben çünkü. O endpoint'lerden bir tanesini merak ediyorum ya. Birini açıklar mısın? Ne yapıyor o endpoint mesela? Tamam abi. Mesela bizim Smart Calendar diye bir uygulamamız var. Temel problemimiz şu. Şimdi biz temizlik hizmeti de veriyoruz biliyorsunuz randevu rezervasyon sistemiyle. Ama büyük orada çözülmesi gereken bir utilization problemi var. Çünkü atıyorum Kadıköy'de oturuyorsan herkes cumartesi günü belli bir saatte evine temizlikçi istiyor ve bunun sonucu olarak da eskiden böyle Smart Calendar gibi servisimiz yokken yani bazı insanları mutsuz edebiliyorduk. Çünkü temizlikçi yok ama rezervasyon yapılmış. Bu Smart Calendar bizim için ayırması çok kolay ve bağımsız bir servisti. Aslında yaptığı şu iki tane parçanın oluşuyor. Bir API kısmı frontend'e şey yolluyor. Abi şu günler available değil gibi. Bir de arka tarafta sürekli bir scheduled job şey çalışıyor. Bir hem machine learning algoritması kullanıyor hem de temizlikçilerin takvimlerini dikkate alaraktan böyle bir 21 günlük bir şey çıkartıyor. Prediction yapıyor ve bugünlerde abi şu kadar temizlikçi var artık bugünü kapatalım veya bugünü açabiliriz artık. İptaller falan yaşandı gibi bir işi yapıyor böyle. Bunu ayırdık mesela. Go'yla yazdık bunu. Orada çünkü bir takım farklı şeyler de kullanmıştık. O 21 gün tutmak için abi hepsini bir bit yaptık falan böyle. Bitleri falan çarpıştırıyoruz. Öyle bir şey kullandık. Go o tür konulara daha hızlı. Ön yüzü var mı peki bunun? Var abi. Yani ön yüzdeki bir servis hem mobil uygulamalar hem frontend uygulamalar. Takvim çıkartacakları zaman yani kullanıcı temizlikçi istediği zaman bir takvim çıkıyor gün seçebileceği. Direkt orası o servisi kullanıyor. Buradan o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani sizin zaten o bound context'i çok ayrı olan bir uygulamanız vardı. Onu monolitinizin içinden çıkartıp baştan yazdınız değil mi? Refactor etmediniz mesela. Evet abi baştan yazdık yani. Peki diğer bir servisle hiçbir şeyi yok mu? Böyle bundan sonra yapacağınız bir mikro servisle bir şey var mı bunların? Bir ilişkisi, bir bağı olacak mı? Tek başına böyle çalışabilen bir servis mi? Hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor mu? Şöyle abi, oradaki bağlantıyı aslında scheduled job'larla kuruyoruz. Bunun database'i ayrı. Hem Redis kullanıyor hem DynamoDB kullanıyor gibi düşünebilirsin. Ama eninde sonunda bizim ana database'e de senkronize olması lazım. Çünkü şeyler, kullanıcıların, temizlikçilerin takvimleri ve prediction için kullanabileceğimiz data ana database'de. O scheduled job'la sürekli çalışıp ana database'e bakıp gerekli şeyleri şey atıyor. Hem Redis atıyor hem gerekli DynamoDB atıyor. O servis o şekilde çalışıyor. Yani bağımlılık bu şekilde. Ama direkt API'in mesela kimseye bağımlılığı yok. Kendi data source'undan okuyup şey yapıyor. Cevabı dönüyor. Abi bir de gerçekten monolitin içerisinde olup bir sürü dependent değil de aslında yani yarı dependent sayılır. Yani hem kendisine bağımlı servislerin olduğu, context bazında bağımlı olduğu hem de bağımsız çalışabileceği bir aslında endpointimiz vardı clickstream ile ilgili. Sonuçta clickstream topluyoruz ve bu topladığımız clickstream datanın hem analiz edilmesi gerekiyor hem de çeşitli ETL süreçleriyle verinin esas datayla bind edilip bir data warehouse'a katılması gerekiyor. Bunu aslında içeriden çıkarttık. Bu yapıda da bütün endpointler içerisinde oluşturulan konteksi biz bir şekilde bu context üstünden ayırt edip hani session takibini yapabiliyorduk. Bunlar için belki yarı
event driven diyebilirim. Normalde bütün context'ı loglamak yerine aslında ben bir event fire ediyorum ve fire ettiğim event Kinesis stream olarak gidiyor. Kinesis üstünden de Firehose'la hem Elasticsearch üstünden loglama yapıyoruz hem de ETL süreçlerinin çalıştırıldığı bir pipeline'e aktarılıyor. Onur, özellikle şeyden birazcık daha kaçındık, yani bounded context servisler birazcık daha beklesin orada şeyinden kaçındık. Yani daha kolay hedefleri bağımsız olanları zaten direkt API'nin içinden ayırmaya başladık ve bir sürü şimdiden bile avantajı var. Bahsettiğim servislerin hepsi, Deniz'in de bahsettiği benim de, hayvan gibi request alan servislerdi ve biz sürekli API'yi scale ediyorduk mesela bunlar için. Anladım abi. Yani bu çok güzel bir başlangıç bence. Uğur'un da sizin de yaptığınız güzel bir başlangıç olmuş. İşte şeyleri girince artık, hani domaine girince, business side'a girince birazcık böyle yani dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bir anda yanlış bölersen mikro servisleri, yanlış konuşlandırırsan böyle chatty bir networkle karşılaşabiliyorsun. Her şeyin API call üzerinden sync ettiği bir dünyaya dönebiliyorsun. Biz de mesela şimdi loosely couple yapmak için normalde mikro servis dönüşümü yapılmış bir application'ında şey yapmaya başladık. Datayı lokalize ediyoruz, bütün datayı. Ve bir event gerçekleştiği zaman, başka bir domain'den gelen bir event'i dinledikten sonra bizim application'ımız tamamen bağımsız bir şekilde çalışabiliyor. Önceden şeydi, event gelir, sonra A mikroservisine git şu datayı al, B'ye git şunu al, C'ye git şunu al falan diye böyle bir sürü yerden data toplayıp ondan sonra yoluna devam edebiliyordu. Şimdi ise şeyi değiştirdik, böyle datayı lokalize etme yoluna gittik ve tamamen böyle loosely coupled bir mikroservis yapmaya çalışıyoruz şimdi. Yani şey, bounded context'leri business'a girince challenge'larda bakış açısı da çok önemli olabiliyor. Yanlış kurgulama ihtimalin çok yüksek oluyor. Orada şey soracağım. Aslında şey dedin ya, çok fazla chatty oluyor dedin. Yani çok aralarında, kendi aralarında çok fazla konuşuyorlar diye konuştuk. Şimdi orada mesela bu durumda şey konusu da var aslında, değil mi? Authentication ve authorization konuları da var. Yani eğer çok fazla mesela şeyde swap'ta, birçok swap dönüşümü yapan firmada işte ne var? Bir tane merkezi bir authentication servisi var. Her gelen talepte onlarla işte ne bileyim soruyorlardı falan. Eskiden öyle yapılar da vardı. Mesela bir servise bir request geldiği zaman bu request'i yapan gerçekten şey mi? Bunu yapmaya yetkisi var mı diye merkezi bir noktaya gidiyordu. Sanırım bu tarz şeylerden de vazgeçmen gerekiyor. Çünkü çok fazla servis olduğu zaman kendi aralarında çok fazla konuştukları için merkezi bir authentication yerine dağıtık bir güvenlik katmanı düşünmen gerekiyor. Evet, yani genelde orada da pattern şey yapıyorlar sanırım. Böyle gateway'lerde token'ı çözüp ondan sonra içeride artık şey yapıyorlar. Ya bizde en azından öyle, ama ben hani bu doğru olmayabilir. Gateway'de çözüyoruz token'ı. Artık her şey valid ise mikroservisleri içeri geçirdiğimizde artık bir validasyon olmuyor. Ama tabii bunun handikapları var. Audit'ten vesaire böyle şey oluyor. Yani mikroservislerin biraz daha iç network'te okey, her şey güzel, ama dış network'te problem haline gelmeye başlıyor. Şimdilik onu yaşamıyoruz ama biz de bundan sonra sanırım bunlarla uğraşacağız. Yani her application'da authentication'ı kendi çözdüğü bir dünyaya geçmemiz gerekecek. Aslında çok güzel bir şey söyledin. Şimdi mesela Facebook'un şöyle bir şey var. Yani Facebook'taki authentication şöyle çalışıyor. Dışarıya bir hash veriyor. Ne olduğunu da bilmediğin bir hash. Gelen talepleri şeyde load balancer üzerinde bir customizasyon, bir özelleştirme yapmışlar. Load balancer üzerinden gelen requestlerde o header'ı bulup onu bir JWT token'la dönüştürüyor. Yani arada bir veri tabanı daha var. Ama bunu sadece bir kere yapıyor. O DMZ'den geçtikten sonra artık gelen requestlerin header'ında bir token oluşmaya başlıyor. Ve servislere giderken o token'larla gitmeye başlıyor. Ve her servis kendi üzerinde o token'ı imzasına bakıyor. Geçerli mi? Geçerliyse devam ediyor mesela. Ve uygulama bazında da authorization yapabiliyor. Yani gelen bu request'i gönderen kişi bu işlemi yapmaya hakkı var mı yok mu diye sorabiliyor. Yani ta en ön katmandan, ön yüzden bir kişinin aldığı o token'ı bu şekilde arka tarafa yansıtabiliyorlar. Anladım. Biz de aslında Armut'ta da aynı da neredeyse çok benzer bir yapıyı kullanıyoruz. Kullanıcı bir JWT token ya da kullanıcı olmasa, ortada kullanıcı olmadığı bir durumda da bir public access token ile gelip API'ler üzerinden request'e bulunuyor ve bu token'ların aslında çeşitli rolleri ya da token'ın crypted information içerisinde sakladığı çeşitli veriler var. Burada hangi endpoint'lere
hangi roller üzerinden erişebileceği verisini aslında buradan çözüyoruz biz de. Ve ilk request'ten en son içeride atacağı herhangi bir request'e kadar bütün request lifecycle boyunca bu token ve bir request identifier aslında bütün servisler boyunca iletilmiş oluyor. Benim burada bir sorum var. Backward compatibility abi. Diyelim senin bir tane API'in var. Müşterilerin de kullanıyor ve authorization mekanizmanı değiştirdin. Token işte JWT kullanmaya başladın. Nasıl kurtarıyorsun oradan? Abi şöyle kurtarıyoruz. Backward compatible kod yazıyoruz öncelikle. Yeni infrastructure ve yeni bir authorization provider'a ya da authentication provider'a geçeceğimiz zaman aslında bu eski token ile gelen eski client'lar ya da hemen update edilmeyecek mobile application'lar. Çünkü mobile uygulamaların güncellenmesi hani kullanıcı inisiyatifine kalmış biraz da. O tarafta mecburen backward compatible olmamız gerekiyor ve tam olarak aslında belki bütün konteksti yeni token'la çalışmasa bile bir kısmı yeni token'la çalışacak, bir kısmı eski token'la çalışacak şekilde ilerliyoruz. Örneğin eski token'la geldi ya da eski kontekstle geldi. Bunu birbirine convert edecek çeşitli adaptörler ya da temporary token provider'lar yazıyoruz. Eski token'la geliyorum. Temporary olarak yeni token veriyorum ve eski token'la hayatına devam ediyor şeklinde. Ve bunları tabii mapliyoruz arka tarafta historik olarak tutabilmek için. Dolayısıyla hem cache'leme hem mapping tarafında eskiyi yeniyi bu şekilde çözmüş oluyoruz. Aynen abi, biz eski token'unu getir yenisini al kampanyası başlattık. Application. Ya şeyde service level'da bunu çözmesi nispeten böyle daha kolay da kod implementasyonunda birazcık tricky olabiliyor ya. Yani böyle işte ortak servisler var. İşte iki tane endpoint yapıyorsun ama çok benzer bir iş var. Birisinin böyle küçük bir validasyonu olması gerekiyor V2 versiyonda. Diğerinde olmaması gerekiyor deyip böyle bayağı bir şey yapabiliyorsun. Karma karışık bir koda götürebiliyor seni. Öyle de bir handikap var. Backward compatible yazmaya çalışmanın. İşte bu noktada aslında servis versiyoninge göre bu token çalışacak ya da servis bu tokenla çalışıyorsa şu constraint'ler olacak şeklinde bir meta'ya ihtiyaç duyuyoruz bazı noktada. Tam olarak biz onu yapıyoruz abi. Yani bizim şu anda mesela benim müşterim aslında yazılımcılar. Çalıştığımız firmaların yazılımcıları. Dolayısıyla bizim büyük bir API setimiz var. Ve bunun dokümantasyonu, bunun iletişimi vesairesi bizim için çok ciddi bir öncelikte. Ya benim takımım nasıl önemli şeyi yazılımcı deneyimini arttırmak. Yazılımcıların bizimle kurduğu iletişimin deneyimini arttırmak. Dolayısıyla orada yaptığımız yöntem aynen bu versiyonlamayla ilerliyoruz o tarafta. Abi decomposition olayına gelelim mi? Bir. Gelelim. Yani, ne demek decomposition? Parçalamak diye çevirebiliriz sanırım Türkçe'ye. Hı-hı. Ayrıştırmak ya da. Büyük bir monolitim var. Ve işte bu domain parçalarını belirledin. Ve bunu nasıl artık parçalara ayırıp onları microservice'e çevireceksin? Evet. Burada ilk yayında da bahsettiğimiz bir DDD perspektifi vardı. Yardımcı olması için, hani yön göstermesi için ama tek doğru kitap olarak değil de tabii ki de. Biz şimdi şey yapmaya başladık, event storming yapmaya başladık. Event storming ile bounded kontekstleri çıkartmaya ve işte domain eventleri çıkartmaya böyle domainleri daha decompose ve loosely coupled yapabilmek için bunları çıkartmaya başladık. Event storming'i gerçekten herkese şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü application'ların nasıl çalıştığını, birisi ekibe katıldığında onu onboard etmek için kullanıyorsun. Yeni bir feature geldiğinde onun üzerinden konuşabiliyorsun. Herkesin konuştuğu ortak bir dil, ortak bir framework oluyor. O yüzden hani microservice konusunda da artık böyle belirli olgunluğa kavuşmuş ekiplere de en başta başlayacakları da event storming'i tavsiye edebilirim. Onur, gerçekten. Nedir bu olay? Olay fırtınası nedir Onur? Bize bir anlatır mısın? Olay fırtınası şu. şöyle biraz Türkçe konuşalım dedim. Araya böyle Türkçe baklava falan diyeceğim arada. Smith. Şöyle abi. Şimdi öncelikle böyle devasa bir şeye ihtiyacım var. Nasıl uygulandığından bahsedeyim böyle biraz felsefesinden ziyade.
devasa bir duvara ihtiyacın var. Upuzun bir duvara ihtiyacın var öncelikle. Sonrasında bazı legendlar çıkartıyorsun. Sticky notlar var. Diyorsun ki işte mavi renkler benim komandımdır. Sarı renkler eventlerimdir vesaire diye bunları yazıyorsun. Ve çok iteratif yapman gerekiyor. Bir kere yaptım ve bitti değil. Uzun uzun böyle iterasyonlarla yapmak gerekiyor. İlk iterasyonda şunu yapıyorsun. Herkes diyorsun ki arkadaşlar bizim domainimize, bizim application'ımıza aklınıza gelen her şeyi geçmiş zamanla yazıp çıkartıp işte şeye timeline'e soldan sağa doğru yapıştırın diyorsun. Yani mesela işte ödeme yapıldı. Kullanıcının limiti kontrol edildi. Bilmem ne işte taksitli mi diye bakıldı falan filan diye her şeyi geçmişe yönelik böyle yazıyorsun bunları. Sonrasında artık bunları gruplaman gerekiyor. İşte şeylerini ikinci iterasyonda duplike olanları söküyorsun. Sonra happy path'i sadece ortada bırakacak şekliyle diziyorsun. Yani ödemeyi başarılı bir şekilde aldığında ödeme domaini için gerekli olan eventleri böyle ortaya happy path'i çiziyorsun. Ondan sonra da işte komandları yaratıyorsun. Benim eventimin tetiklenmesi için nasıl bir komanda ihtiyacım var? Orada işte reaktif eventler var. Bir event eventi tetikleyebilir ya da bir command eventi tetikler. Komandları mavileri yapıştırıyorsun artık. Aralarında constraint'leri koyuyorsun. Bu sayede ne oluyor? Senin application'da request ve response modelleri ortaya çıkmış oluyor. Pivotal dediğimiz şeyleri koyarak bounded context'leri ve aggregate root'ları çıkartmanı sana sağlıyor. Gibi böyle bir sürü avantajı var. Bir framework yani aslında. Onur, o noktada ben şeyi sormak istiyorum. Bu arada bence brainstorming açısından bu olay fırtınasını önermek güzel fikir de biraz o iş insanların o işe girmeden önce çok iyi öğrenmesi gerektiklerini düşünüyorum ben o konuyu. Bir de şeyi demek istiyorum. Mesela hep happy path'ten falan bahsettik ya ama aslında burada bunları yaptığın zaman hayatın artık eventual consistency diye bir kavram giriyor. Ve ne demek acaba o? Hadi bakalım. Eyvah. Abi mesela geleneksel yöntemde atıyorum bir şeyin consistent olmasını sağlamak daha kolay yani. Nasıl atıyorum bir database transaction açıyorsun. 4 tane operasyonum var benim. Bu 4 operasyon gerçekleşmezse şey başarısızdır deyip rollback edebiliyorsun mesela. Ama artık bu kadar distributed sistemde bu şeyi konusunu otomatik ya transaction konusunu yönetmek zor ve aslında eventual consistent olman gerekiyor yani. Eventual consistent nasıl Türkçe çeviririz abi? Sonunda eninde tutarlı. Sonunda eninde sonunda mutabık olmak. Sonunda tutarlılık. Olaysal tutarlılık. Olaysal tutarlılık. Yani mesela şimdi bir işlem yaptın ve bunun için payment'ın gerçekleşmesi gerekiyor. İşlem gerçekleşti ama payment'tan red aldın şimdi. Ne olacak mesela evet. Böyle bir durumda? Evet. Şöyle öncelikle event storming konusunda bence full böyle her şeyle çok iyi öğrenmen gerekiyor diye bir şey yok. Çünkü event storming'in yapısı gereği zaten iteratif. Yani yapıp fail edip ya bak burada çok iyi olamadık. Çünkü işte herkesin ayakta olması gerekiyor. Herkesin contribute etmesi gerekiyor. Odada doğru kişilerin olması gerekiyor. Hem business side'dan hem de diğer taraflardan insanların olması gerekiyor. O yüzden hani o iteratif bir şekilde gelişebilecek, geliştirebileceğimiz bir şey. O yüzden bence oraya sabit kalmakta, onun event storming'de ısrarcı olmakta fayda var. Şeyde de eventual consistency'de de evet yani mikroservis dönüşümü esnasında düşünülmesi gereken en önemli konu bu. Yani gerçekten günün sonunda eventual consistency sistemin olacak. Yapacak bir şey yok. Yani bunu yapmak zorundasın. Bu da o yüzden hani hep teknik tarafta konuşuyoruz ama aslında business'a da bir şey götürüyor, bir ödev götürüyor. Eskiden sen arkadaş bam bam bütün datayı burada görebiliyorken artık haberin olsun scale etmek için yani trade-off meselesi. Bizim scale etmemiz için datanın buraya B servisine daha sonra yazılacak. Bunu kabul etmek zorundasın. Onları da böyle anlatmak, öğretmek gerekiyor tabii ki dediğin gibi. Zor bir konu. Son bir şey söyleyeyim. Orada olaysal tutarlılık diye çevirdim ama olaysal değil. De son halinin tutarlı olması daha doğru bir çeviri sanırım. Her şeyin geldiği son halin birbiriyle tutarlı olması. Evet. Okey tamam o zaman. Servislerimizi decompose ettik. Domainlerimizi belirledik. Ya uygulamayı yazmaya başlıyoruz. Hangi teknoloji siteyini seçeceğiz? Hep bahsedilen hype stacklerin peşinden mi koşacağız? Ya da stabil neyse onun peşinden mi gideceğiz? Yani burada bir COBOL tercihi de olabilir tabii. Ben Fırat'ın sorusuna ek olarak şunu da söylemek isterim. Servisler arası iletişim protokolünü nasıl belirleyeceğiz? Neden HTTP, hep HTTP ile yapabilir miyiz bunu? Yoksa artık işte RPC gibi teknolojileri düşünmeli miyiz? Abi sadece şey de değil ya, RPC de değil yani konu. İşte domainlerini, bounded context'lerini yanlış kurgulayınca sen
Tamamen böyle mecburen gidip o API'ye kol atıp içeride böyle bir API oluyor. İçeride 10 API. İçeride ayı gibi böyle network'e şey yapıyorsun. Yığılıyorsun bu sefer. O yüzden düzgün kurgulamak gerekiyor. Belki de böyle çok API kol yaptığın iki tane servisin var diyelim. İki ayrı ekibin baktı. Bir şeyler yanlış olabilir orada. Onu düşünmek gerekiyor. Onları belki birleştirmek gerekiyor. Ben şu teknoloji konusuna biraz girmek istiyorum ya. O bence en eğlenceli konulardan bir tanesi ve en çok tartışmanın çıktığı konulardan bir tanesi de. Çünkü kimisi işte Go seviyor, kimisi işte Java yapalım daha sağlam olur diyor. Kimisi işte JavaScript ile yazalım diyor. Neye göre karar veriyorsunuz? Abi biz tamamen tabii ki stabiliteye bakıyoruz ama şahsım adına konuşayım. Sevdiğim bir şey varsa ve stabilse kullanıyorum. Ya da öğrenmek istediğim bir şey varsa ve çok işlerim aksatmayacaksa kullanıyorum. Ya favorim böyle mikroservis parçalama aşamasında Node.js kullanmak. Yani çok daha rahat ve esnek olduğu için ya tercih ediyorum. Bir de en iyisi o değil mi Deniz? Ya en şimdi burada Node.js. provokatif konuşmuyorum. Bence en iyisi abi. Yani Özgen'e bu konuda, Özgen geçmişte Java'yı savunan bir insandı o yüzden. Abi Java'yı ne zaman savunuyordum? Java 1.1.3 falan vardı yani. Bir de Black Mirror ile uğraşıyordum o zaman. Sonra bozdu mu Java? Java bozdu abi ya. Datlet'i iyi şey yapamadı orada. Abi, peki diyelim bir probleminiz var. Bu problem de yapay zeka ile ilgili. Gidip orada Node.js mi kullanıyorsunuz? Abi problemi yapay zeka... Zaten bu tarz bir ML AI operasyonu varsa bunu kullandığım servise değil, bunu da ayrı bir servis olarak yapıp tabii bu platforma uygun Python gibi bir dil tercih ederim burada. Şimdi neden işte soru sordu aslında Uğur'un vurgulamak istediği? Çünkü abi şöyle bir durum var. Python belki dünyanın en hızlı dili veya şey değil, tamam mı? Ama bütün machine learning camiası burada bir sürü hızlı algoritmayı geliştirmiş ve orada büyük bir know-how yapılmış. Mesela burada tutup da gideyim C# yazayım veya başka bir dilde yazayım bazen şey olamıyor biliyor yani. Orada hakikaten Python çok iyi bir seçenek. Çünkü seni çok hızlandırıyor. Çok büyük bir community var ve her soruna cevap alabiliyorsun mesela. Bence bu bir kriter. Ama burada şeyde yani yapay zeka ile mesela şimdi yapay zeka konusuna çok da girmeyelim belki ama hani sonuçta genelde Python'da yapılan şeyler arka tarafta bir takım işlemleri asenkron yapıyor ve günün sonunda bir çıktı üretiyor. Geri kalan uygulamalar da o çıktıyı aslında değerlendiriyor. Öyle değil mi? Şöyle abi. Genelde dediğin gibi de olabilir. Alır bir dataseti belli bir time frame içerisinde. Train eder ve bir yere şey yapar, yazar. Bu scheduled bir task da olabilir. Ama bazen mesela bizde recommendation engine olabilir. Matching gibi şeylerin aslında request bazlı olması lazım. Mesela bizim recommendation engine geliştirdi machine learning AI takımı. İki kısmı var. Bir training kısmı var. Training zaten scheduled çap olarak çalışıyor ama bir de API geliştirdiler. Ona biz bir dataset yolluyoruz. O sana prediction yapıp cevabı dönüyor. Bu servisleri tavsiye et diye. Mesela. Benim bir sorum var. Fırat'a. Bu ilk başta konuşurken şeyden bahsediyorduk. İşte yüzlerce endpoint çıktı dediğin bir servis vardı. Başarısız örnek olarak söylemiştin. Orada evet. O servislerin hepsi aynı dille veya aynı teknolojiyle mi yazılmıştı? Evet abi. .NET Core. Hepsi .NET Core'du. Hı hı. İlginç. Niye ilginç? Yani yüzlerce servisin hepsini .NET Core'la yazmak ne bileyim şey açısından ilginç yani. Bir sürü opsiyonum var ve hepsini aynı dille yazıyorsun mesela. Yani sonuçta .NET Core aslında iyi bir altyapı yani. Kötü demiyorum zaten. Ha, yok yani aslında çok iyi bir opsiyon bence .NET Core bunlarda. Özellikle son gelen birçok özellikle performansı çok çok iyi. Zaten aynı dili kullanmanın avantajları da var. Çünkü ortak bir takım kütüphanelerin bu sefer oluşmaya başlıyor ve aslında çok fazla tekrar kullanabildiğin çıktı üretiyorsun. Dolayısıyla hani şimdi hep şey diyoruz ya mesela avantajlarından bir tanesi evet farklı bir takım dilleri, teknolojileri kullanmanı sağlıyor ama tek dili ve tek teknolojiyi kullanabilmenin avantajları da çok fazla. Yani bir kere işini kolaylaştırıyor. İçeride learning curve dediğimiz o öğrenme eğrisi çok daha
kolay olmaya başlıyor. Yeni birisi işe geldiği zaman takımlar arasında rotasyonlar yapabiliyor. Şu anda mesela eğer bir takım her şeyini Go ile yapıyorsa, başka bir takım Node.js ile yapıyorsa, oradan sonra Node.js'teki adam Core'a şey geçtiği zaman, öbür takıma geçtiği zaman haliyle bir zorlanacak yani. Evet. Takım içinde rotasyonların olması da çok önemli uzun vadede baktığın zaman. Çünkü insanların yeni değişik arayışlar içerisine girmesi çok normal zaman içerisinde. Uzun bir, 2 yılda bile birçok kişi takım değiştiriyor yani. Dolayısıyla tek bir teknoloji olmanın avantajları da var. Var. Dezavantajları da var. Bazen elinde çekiç olunca her şeye çivi zannediyorsun. Evet, anladım. Yani günün sonunda teknoloji, araç bunlar yani. Önemli olan ne yaparsan yap, business value üretmek yani. O yüzden Go olmuş, Rust'mış. Para kazanmak olur. Evet abi, para kazanmak yani. Kaç para yapıyor, kaç para harcıyorsun? Evet. Abi mesela şöyle bir örnek verebilirim orada. Ya bir serviste mesela bir tane Go ile Lambda yazdık. Neden bunu Go ile yazdık mesela? Ya çok basit bir geolocation servisi, tamam mı? Hani sana bir location dönüyor filan. Ve yani böyle 500 yılda bir 500 yılda demeyeyim mi? Çok fazla çağrılmıyor. Bir kere Lambda olması o anlamda mantıklı. Ama şimdi mesela .NET Core'u Lambda yaptığın zaman böyle bir 80 ila 100 milisaniye arası bir cold start oluyor. Ama Go'da abi bunu herif 10 milisaniyede falan halletmiş oluyor yani mesela cold start. Mesela orada Go çok mantıklı. Böyle bir örnek vereyim dedim. Abi orada çok mantıklı. Ya bizde de mesela bir e-ticaret sitesini düşünürsen, e-ticaret sitesinin en çok yük aldığı taraf nedir? İşte browsing'dir, ne bileyim öndeki storyleri gösteren kısımdır, ürün detayıdır. Bunlar için Go kullanmak gerçekten çok mantıklı. Ama ne bileyim scheduling cevaplar için yani Go kullansan da olur, kullanmasan da olur. Senin bunu scale etmen için çok ciddi bir çalışma yapmana gerek kalmayacak. Orada avantajı çok fazla kalmıyor. Abi bir bu, ikincisi de çok domain koduna girdiğin yerde yani Go yine böyle şey geliyor, Mert'in örneği gibi. Her şeyi çiviye benzetmeye geliyor. Go da işte şey konusunda çok başarılı değil, domain yazma konusunda. İleride çok ciddi eline şey yapabilirsin, iş açabilirsin başına. Ya tabii haklısın ama dediğim gibi oradaki konsörümüz bizim cold start mesela. O bize orada çok uygun bir çözüm geldi. Hayvan gibi ayağa kalkıyor. Onu aslında vurgulamak istemiştim bir seçenek anlamında. Her şeyi Go ile yazın gibi değil ya. Mesela bizde de abi ya hayvan gibi şeyimiz var. Niye hayvan gibi kullanıyorsam sürekli. Bir harika bir performansla. .NET bilgisi var yani içeride ve bir sürü base class library yazmışız abi. Şimdi bir servisi de Go ile veya Node.js ile yeniden yazmak için bazen şey de olabiliyorsun. Abi bu kadar şeyi de çöpe atalım mı lan gibi şeyler de, konsörler de geliyor aklına yani. Yani özetle Go kullanmayın. Ya Go ya da Node.js kullanıyoruz. Yani ekip aslında hangi dilde aslında şeyse, belli bir seviyedeyse aslında, genellikle teknoloji seçiminde ekip birinin işte şey olduğu dil, işte ne denir ona, hakim olduğu dil neyse, evet, artık on genelde seçiliyor. Ama daha sonra atıyorum bir problem vardır, böyle çok senin mevcutta kullandığın dilde çözemediğin bir problemdir ya da o sana bir dezavantaj getiriyordur. O zaman genelde farklı diller araştırılmaya başlanıyor ve orada da işte ne çıkarsa artık karşına ekibin yine kararıyla kullanılıyordur diye düşünüyorum artık teknoloji seçiminde. Ama yani aynı dil olması genelde sanki Mert'in dediği gibi biraz avantaj olabiliyor. Çünkü dediği gibi ortak kütüphaneler falan geliştirilebiliyor. Onun da bir avantajı var aslında. Peki abi, dil ve framework konusunu bir noktada bırakırsak, sonuç itibariyle neyle geliştirirsen geliştir, bunu bir şekilde host etmen gerekiyor. Yani mesela burada ne zaman Docker kullanmak lazım? Ne zaman belki serverless mimari kullanmak lazım? Veya hadi Docker kullandın, container orchestration nasıl yapman gerekiyor filan gibi aslında sorulara da belki cevap arasak mı? Arayalım. Ama bu programda mı arayalım? Bir sonraki bölümde arayalım. Arayalım da evet. Bana. Onu düşünüyorum ben. Sanki başka bir programda arasak ona. Uzun bir yol. Evet, yani şu anda epey bir zaman oldu. Çok da zamanımız kalmadı gibi. Belki de bir sonraki yayında bununla başlayıp ondan sonra diğer konuşacağımız konuya birazcık daha girebiliriz. Evet. Son olarak ben bir geriye dönüp bir şey daha ileteceğim. Çünkü dekompoz etme ile ilgili şey var. Stratejik paternlere, DDD'nin altındaki stratejik paternlere arkadaşların bakmasını tavsiye ederim. Mikroservis dönüşümü yaparken faydalı olabilir. Belki yazılmaları gereken bir servis yapıyorlardır.
Peki bununla ilgili dokümanları acaba bu podcast'in açıklamasında paylaşabilir miyiz linkleri? Bence güzel olur, evet. Konuştuğumuz her şey. Go'nun evet, evet. Sitesini mesela. Daha önce de dediğimiz gibi yani her şeyi paylaşırız. Bunu da paylaşırız. Kim yapacak belli değil galiba. Tamam, o zaman biz o konuyu bir şey yapalım. O zaman Go'yla yazmıyoruz yani. Benim anladığım o programdan. Tabii tabii, her şey Python'da. Python'da. O zaman deyip kapatalım. Kapatıyoruz. O zaman kapatıyoruz. Değil mi? Evet. Lütfen. Kapattık. O zaman hoşça kalın. Biz kapatsın lütfen. Kapatıyorum o zaman. Bye. Bye bye. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bye.